Herkese merhabalar. 9. sınıfta yeni konumuza başlıyoruz. Yeni konumuz inorganik bileşikler olmuş olacak. İnorganik bileşikler dediğimiz zaman kimlerden bahsediyoruz? Hangi özelliklere sahiptir? Bunlardan bahsedeceğiz bu videomuzda. İnorganik bileşikler ilk bilmem gereken yapılarında karbon ve hidrojen atomunu birlikte bulundurmuyorlar. Karbonu C ile gösteriyorduk. Hani hidrojen de H ile gösterilmiş oluyordu. İkisini birlikte bulundurmayan bileşiklerden bahsediyoruz ve bunlar sindirime uğramazlar. Sindirime uğramaz ne demek? Şimdi bizim özellikle bu ünitemizde monomer, polimer gibi kelimeleri çok sık duyacağız. Bir şeyin sindirime uğraması, uğramaması hangi anlamlara geliyor? Bizim bir hücrelerimiz var. Hücre zarımızda delikler var. Hücre zarımızdaki deliklere ne ismini veriyorduk? Por. Bir şey pordan geçebiliyorsa onlar küçük şeylerdir. Yani sindirime uğramazlar. Ama porlardan geçemiyorsa, geçemeyecek kadar büyükse onlar parçalanarak daha küçük hale getirirler. Yani onları sindirebiliriz. İnorganik maddelerin tamamı sindirime uğramaz. Yani porlardan direkt olarak geçebilen maddelerdir. Ve inorganik maddeleri canlılar vücutlarında sentezleyemiyorlar. Herkes doğadan hazır alarak kullanıyor bunları. Peki bizim inorganik bileşiklerimiz kimler? Doğadan hazır olarak alınan, kimsenin sentezleyemediği, yapısında karbon ve hidrojen atomunu birlikte bulundurmayanlar kimler? Birincisi sudan bahsedeceğiz. İkincisi asit ve bazlar olacak. Üçüncüsü veya dördüncüsü tuzlar. Beşincisine ise mineraller olarak adlandıracağız. Peki bunları yavaş yavaş açmaya başlayalım. Su ile başladığımız zaman su için ne diyoruz? Su hayattır. Mars'ta da su varsa orada da yaşayabiliriz. Su olmadan canlılar yaşayamaz. Hiçbir şey gerçekleştirilemez diyoruz. Ama bu su benim vücudumda ne yapıyor? Hangi işlere yarıyor ki bu kadar olmazsa olmazımız olmuş oluyor? Biliyorsunuz dünyanın 3/4 ya da 4/3 sularla kaplı. Hücrelerin ise yaklaşık %70 ila 95'i sulardan meydana gelmiş oluyor. Tabii her hücrenin bulundurduğu su miktarı farklı oluyor. Tutup da bir deniz anasının vücudundaki su miktarı ile insanın vücudundaki su miktarı zaten aynı olamaz. Su kutuplu bir yapıya sahip, yani polar bir molekül olmasından bahsediyoruz. Suyun formülü neydi? H2O. Yani bizim ortada bir oksijen atomumuz olacak. Buna bağlı olan da hidrojen atomlarından bahsedeceğiz. Bunların çekim yüklerinden dolayı bir arada bulunmuş olacaklar. Suya baktığım zaman suyun yine sahip olduğu bu özellikler var. Yeni yeni kelimeler öğrenmeye başlıyoruz. Bunlardan birincisi kohezyon, ikincisi adezyon. Peki suyla alakalı durumları ne? Kohezyon dediğin şey aynı cins moleküllerin birbirini çekmesi. Yani aynı cins şeyler olacaklar, birbirleri arasında bir çekim kuvveti oluşacak. Adezyon da farklı cins moleküllerin birbirini çekme kuvveti olacak. Bunları fizikte böyle çok detaylı göreceksiniz. Bizim için şimdiki konumuz da şu kadardan ibaret. Su molekülleri böyle birbirlerini çekiyorlar. Kopmayan bir zincir oluşturuyorlar. Yani su moleküllerinin birbirini çekmesiyle oluşan kuvvete kohezyon diyoruz. Bu kohezyon kuvveti sayesinde bitkiler ta köklerinden aldıkları suyu yapraklarına kadar taşıyabiliyorlar. Kohezyon kuvveti sayesinde değil sadece, aynı zamanda adezyon kuvveti sayesinde de bu olay gerçekleşiyor. Su molekülleri aynı zamanda bunun içinde borular var. İşte ileride söyleyeceğiz, odun borusu, soymuk borusu falan diyeceğiz. Bunun içindeki bu boruların su molekülüne yaptığı yapışma isteği, su moleküllerinin boruya tutunma isteği de yine suyun yukarılara taşınmasını sağlıyor. Yani su moleküllerinin birbirini çekmesi kohezyon etkisini, su moleküllerinin boruları çekmesi ise adezyon etkisini oluşturmuş oluyor. Biz bu olayı nerede de görüyoruz? Bazen böyle belgesellerde falan baktığımız zaman suyun üstünde yürüyebilen böcekler var. Suyun üstünde yürüyebilmelerinin sebebi aslında su kendini çekiyor. Bu canlılarda çok küçük ve çok hafif oldukları için suyun üzerinde yürüyebiliyorlar. Ama daha ağır olursa tabii ki bu çekme kuvveti yeterli gelmiyor. Mesela ben suya girince içine batıyorum. Haliyle çok ağır bir canlıyım. Dediğimiz gibi bu kuvveti bazı böcek türlerinin ya da bazı kertenkeleler bile çok hızlı bir şekilde suyun üstünde yürüyebiliyor. Yine bu kuvvetlerin etkisi sayesinde gerçekleşmiş oluyor. Su aynı zamanda dünya üzerindeki sıcaklıkların da belirli bir sınır içerisinde tutulmasını sağlıyor. Peki bu işi nasıl gerçekleştiriyor? Suya yakın
ortamların iklime daha böyle ılıman bir iklime sahiptir. Çünkü su buharlaştığı zaman etrafında da ısı dengesine müdahale etmiş oluyor. Suyun bir buharlaşması var, bir de yoğunlaşması var. Buharlaşma ne demek? Su sıvı haldeymiş, gaz hale geçmiş. Yoğunlaşma ne demek? Yani gaz halindeymiş, sıvı hale geçmiş gibi aklımızda tutabiliriz. Bu olayların hepsi ekosistemin oluşmasını sağlıyor. Suya yakın yerlerde hani iklim biraz daha ılımandır dedik ya, su buharlaştığı zaman etrafı ısı yayıyor. Isı yaydığı için de oralar daha serin kalabiliyor ya da yağmur yağdığı zaman hava serinliyor. Oradan da aklınızda tutabilirsiniz. Su 0 santigrat derecede donuyor. Su donduğu zaman hacmi artıyor, yoğunluğu ise azalıyor. Hani suyun özel bir durumu vardı. Bu özel durumdan dolayı suda yaşayan canlılar hayatlarına devam edebiliyorlar. Eğer su aşağıdan yukarıya doğru donmuş olsaydı suda yaşayan canlılar su donduğu zaman ölmek durumunda kalırlardı. Ama suyun neresi donuyor? En üst katmanı donuyor. Bu yüzden balıklar suyun altında üst buzla kaplı bile olsa yaşamaya devam edebiliyorlar. Sonra suyun başka bir özelliği de iyi bir çözücü olması. Bu iyi çözücülüğünden dolayı hemen yazalım, çözücüdür. İyi çözücü olmasından dolayı maddelerin taşınması, madde alışverişi yapılması, bir maddenin bir yere giderken meydana gelen olaylar çok kolay bir şekilde gerçekleştiriliyor. Aynı zamanda bizim idrarımızın çok büyük bir kısmı ne? Su. İdrarla ne yapıyoruz? Vücudumuzdaki metabolik atıkları dışarıya atmış oluyoruz. Metabolik atıkların vücuttan uzaklaştırılmasını da yine su sağlamış oluyor. Su aynı zamanda besin üretiminde de çok etkili bir kaynak. Bitkiler fotosentezi nasıl yapıyorlardı? Karbondioksitle H2O'yu tepkime sokuyorlardı. Buradan besin ve oksijen sentezi gerçekleştiriyorlardı. Besin dediğimizde klasik glikozu veririz hep. C6H12O6 dediğimiz molekülden bahsediyorduk. Besinin yapısındaki karbonun değil, hidrojenin ve oksijenin kaynağı kim? Su molekülüydü. Karbonun kaynağı kimdi? Karbondioksit molekülüydü. O zaman besin üretiminde hidrojen ve oksijen kaynağı olarak da kim görev yapmış oldu? Yine su dediğimiz molekül. Vücut sıcaklığının ayarlanmasında da yine su çok önemli bir işe yarıyor. Yaz geldiğinde biliyorsunuz terliyoruz. Yaz geldiğinde terlemekteki amacımız veya sebebimiz ne? Yaz gelince hava çok ısınıyor. Hava ısındığı için bizim vücut sıcaklığımız da artıyor. Biz vücut sıcaklığı sabit canlılarız. Ortalama olarak 36,5-37 derece arasında vücut sıcaklığına sahibiz. Yazın vücudumda çok ısındığı zaman ben terlersem vücudumdan su dışarıya atıyorum. Vücudumdan su attığım zaman vücudumu soğutmuş oluyorum. Yani yaz gelince terlememizin sebebi aslında vücut sıcaklığını ayarlamamaya çalışmamızdan kaynaklanıyor arkadaşlar. Suyun genel özellikleri bunlardı. Sonra asit ve bazlardan bahsedeceğiz. Böyle kimyada siz bunları çok detaylı detaylı göreceksiniz ama biyolojide çok basit basit bahsedeceğiz. Böyle 7'de 8'de gördüğünüz kadar bahsedeceğiz desek doğru olur. Bir çözeltinin hidrojen derişimini arttıran şeylere asit diyorduk. Bir çözeltinin OH yani hidroksil derişimini arttıran şeylere ise baz ismini veriyoruz. Şöyle de söyleyebiliriz. Ben bir çözeltiye attım. Mesela ne attım? Asidik özellikle hidroklorik asidi attım. Hidroklorik asidi attığım zaman suda çözünüyor. Suda çözündüğü zaman hidroklorik asit H'lar ve CL'ler çıkıyor. H'lar miktarı ne yaptı? Arttı. O zaman hidroklorik asit asittir diyoruz. Sodyum hidroksil NaOH vermiş olalım örneğimizi. Suya attım. Suya attığım zaman Na'lar bir tarafa gitti. OH'lar bir tarafa gitti. Yani sudaki OH miktarı arttı. Yani suyu bazikleştirdi. NaOH o zaman bazik bir moleküldür diyeceğiz arkadaşlar. Sonra asit ve bazlara baktığımız zaman asitlerin tadı genellikle ne olacak? Ekşi bir tada sahip olmuş olacaklar. Bazların tadı ise genellikle acı olmuş olacak. Asit ve bazı göstermek için de pH cetveli dediğimiz bir cetvel kullanıyoruz. pH cetveli dediğin şey 0 ile 14 arasında. Yod haliyle bizim için ne olmuş oluyor? Nötr moleküller olmuş oluyor. Şunu asla unutmamam lazım. 7'den 0'a gidildikçe asitlik artar. 7'den 14'e gidildikçe
bazlık artar. Yani ben size desem ki pH 2 mi daha asidik, pH 6 mı daha asidik dediğim zaman ne demeniz lazım? pH 2 daha asidiktir. Ya da baza baktığımız zaman pH 8 mi daha baziktir, pH 12 mi daha baziktir dediğimiz zaman 12 daha bazik bir yapıya sahiptir. 7 de bizim için nötr olmuş oluyor. Nötr dediğin şeyi de pH örneği verecek olursak saf su diyebiliriz. Saf suyla neyi kastediyorum? Böyle hazır aldığımız şişedeki sulardan veya çeşmeden akan sudan bahsetmiyoruz. Saf su dediğimiz zaman eczanede satılan izotonik sulardan veya hastaneye gittiğimizde bize serum taktıkları zaman serumun içindeki o sıvıdan bahsediyoruz. Onun pH'i 7'dir. Yoksa içtiğimiz suların böyle etiketlerine bakarsanız onların pH'i genellikle 8'e yakın oluyor ki öyle olması da lazım. Çünkü biz su içerken sadece suyu değil aynı zamanda mineralleri de alıyoruz. Mineraller de bu suların birazcık bazik olmasını sağlıyor. Sağlıklı sular yani içme suları birazcık bazik olması gerekiyor. Farklı şeylerin yapısı daha doğrusu pH'i birbirinden farklı olabiliyor. pH'i 1 olan mesela hidroklorik asidimiz var. Sodyum hidroksit dediğin şeyin pH'i 14. Her şeyin pH'ini bilmenizi beklemiyoruz. Ama bazı şeylerin pH'ını bilmem lazım. Mesela pH 7 dediğim zaman saf sudan bahsediyoruz. Hidroklorik asit dediğim zaman çok kuvvetli bir asitten bahsediyoruz. Birazdan açacağız. NaOH yani sodyum hidroksit dediğim zaman da çok kuvvetli bir bazdan bahsetmiş oluyoruz gençler. Genellikle deterjan türevi şeyler baziktir. Böyle limondur, domatesdir, meyve asidi dediğimiz bir kavram var ya, meyvelerde genellikle asidik özellik gösterirler. Asit ve bazlarla ilgili diğer söyleyeceğimiz şeylerde bunların anlayabilmek için kullandığımız bir şey var. Yani turnusol kağıdı dediğimiz bir kağıttan yararlanabiliyoruz. Hani küçükken bize ezberletiyorlardı, anne vurursa kızarır, baba vurursa morarır. Çünkü turnusol kağıdı eğer mavi ise asitle tepkimeye girince kırmızıya dönüşüyor. Turnusol kağıdı kırmızı, bazda tepkimeye sokarsan mavi mor bir renk alıyor. Yani asitler turnusol kağıdını kırmızıya, bazlar ise mavi mora çevirir diyebiliriz gençler. Geldik, birkaç tane pH'i bilseniz çok işimize yarar demiştim ya. Saf suyun pH'i neymiş? 7'ymiş. Yani nötrden bahsediyoruz. Mide dediğin şey asidik bir ortam. Ortalama 1,5-2 civarında oluyor. İnce bağırsaklarım ise bazik bir ortama sahip. Ortalama 7-8 civarında oluyor. Yani benim vücudumda bazı yerler asidikken bazı yerler bazik olabiliyor. Ona göre tepkimeler gerçekleşiyor. Midemde de bir sürü sindirim tepkimesi gerçekleştiriyorum. İnce bağırsamda da bir sürü tepkime gerçekleştiriyorum. Demek ki her ortamın pH'i birbirinden farklı olabilir. Kanın pH'i de ortalama 7,4'tür gençler. Bunun rakamın 7'ye yaklaşması veya 8'e yaklaşması kişinin ölümüyle sonuçlanır. Bak 7,4, 7'ye yaklaşırsa öleceğim, 8'e yaklaşırsa öleceğim. Yani pH dediğimiz hiç küçümseyemeyeceğimiz önemli bir değerden bahsediyoruz. Kanımızın mesela pH'i değiştiği zaman hemen bunu düzeltecek tampon çözeltiler üretmeye başlıyoruz. Tabii biz bunların farkına varmıyoruz. Vücudumuz metabolizması içerisinde kendisi bu olayları gerçekleştiriyor. Her işini dengeli ve düzenli yapmaya çalışıyor. Geldik tuzlara. Tuzlar dediğimiz zaman ise asit ve bazların tepkimeye girmesi sonucunda tuzlar meydana geliyor. İşte kalsiyum tuzları olabiliyor, sodyum tuzları olabiliyor, potasyum tuzları oluyor. Ben vücuduma da devamlı olarak tuzları almak durumundayım. Yine hani canlıların ortak özelliğinde homeostazi demiştik ya, homeostazi. Homeostazinin sağlanabilmesi için yani kararlı iç dengemin sağlanabilmesi için içeride işlerin çok düzenli gitmesi lazım. Düzenli gitmesi için de bu saydığımız moleküllere ihtiyacımız var. Bunlarla dengeli ve düzenli bir şekilde vücudumuzu almalıyız. Hemen bir tuz yapalım sizinle. Bizim kuvvetli bir asidimiz vardı. Kimdi o? Hidroklorik asit dediğimiz asitti. Bazımız da vardı kuvvetli. Bilseniz çok güzel olur demiştim. Sodyum hidroksit dediğimiz bazımız vardı. İkisi bir araya geldiği zaman sodyum klorür yani sofra tuzu dediğimiz evde yemeğe attığımız tuz meydana gelmiş oluyor. Aynı zamanda tepkimeden su açığa çıkıyor. Hadi burada küçük bir bilgi de vereyim. İki küçük şey
bir araya gelip birlikte büyük bir şeyi oluştururlarsa her zaman su açığa çıkar. Büyük bir şeyi parçalamak istiyorsam, sindirmek istiyorsam da her zaman suyla tepkimeye sokmam lazım. Yani bu su iyi bir çözücüdür dedik ya. Bir şeyi parçalamak istiyorsam da illaki suyla tepkimeye sokmak zorundayım. O yüzden de su benim olmazsa olmazlarımdan bir tanesi olmuş oluyor. Biz tuzları bu kadar bilsek bizim için yeterli. Asitler ve bazlar bir araya geldiği zaman tuz adını verdiğimiz moleküller meydana geliyor. Tepkime iki küçük bir büyüğe dönüştüğüne göre mutlaka su çıkacak arkadaşlar. Geldik beşincisi, yani mineral maddelere. Böyle kimyacı bize periyodik cetvelde gösteriyor ya, işte 1A 2A diye. Haydarpaşa Lisesi'nin nankör kimyacısı, böyle kodluyoruz. Sodyum, potasyum, magnezyum, flor, klor, brom, iyot. Periyodik cetvelde gördüklerimin hepsi biyolojide mineral maddeler olarak geçecek. Yani elementlerden bahsediyoruz. Mineral maddeleri de vücuduma düzenli olarak almak zorundayım. Çünkü bazı enzimlerin yapısına vitamin mineraller katılabiliyor. Aynı zamanda bazı hormonların yapısına katılabiliyorlar. Aynı zamanda bazı vitaminlerin yapısına da mineral maddeler katılabiliyorlar. Vücut sıvılarının ozmotik basıncının dengelenmesinde bunlar çok etkili. Ozmotik basınç dediğimiz şey ne? Hani biz biraz önce kanımızdan bahsettik ya. Kanımızın içinde bir sürü madde var. Su var, mineral maddeler var, işte bazı proteinler var. Belli bir dengede duruyor. Bu dengeye biz ozmotik basınç, yani su alma isteği gibi düşünebilirsiniz bunu. Bu dengede durmasında da yine mineral maddeler etkili. Eğer mineral madde artarsa o kanın yoğunluğu da artacak, ya da azalırsa yoğunluğu azalacak. Biz istenilen kıvamda durmasını istiyoruz. Daha yoğunlaşmasını veya az yoğunlaşmasını istemiyoruz. O yüzden vücuda fazla alırsam da problem, eksik alırsam da problem. Fazla alırsam da hastalıklar meydana geliyor. Az alırsam da çeşitli hastalıklar meydana geliyor. Şimdi ne demek istediğimi daha net bir şekilde anlayacaksınız. Çünkü minerallerin vücutta en çok bulunduğu şeylerden bahsedeceğiz ve karşımıza en çok çıkacak minerallerden bahsedeceğiz. Minerallere baktığımız zaman burada MEB'in de verdiği, vücudumuzda da en fazla miktarda bulunan minerallerden bahsediyoruz. Şimdi kalsiyum dediğimiz zaman cayla gösteriyorduk. Süt ve süt ürünlerinde bulunuyor. Reklamlara falan da çok fazla derecede çıkıyor. Vücudumuza yeterli düzeyde kalsiyum almazsak çeşitli hastalıklar meydana gelebilir. Çocuklarda raşitizm, yani bacaktaki kemikler var ya, onların eğri olması, parantez bacaklılık gibi düşünebilirsiniz. Büyüklerde de yine kemik problemleri, osteomalazi dediğimiz hastalıklar meydana gelebiliyor. Bu reklamlarda işte şu sütü için kemik gelişimi büyüsün çocuğun denilmesinin sebebi bu. Fosfor dediğimiz şey de yine deniz ürünlerinde çok fazla bulunuyor. Fosfor dediğin şeyi ise DNA'nın, RNA'nın, ATP'nin yapısına katıyorsun. İleriki konularda göreceğiz bunları. Yani bunları almazsan sentezlenmesinde sıkıntı yaşarsın. Potasyum yine ve sodyumla birlikte, ikisi birlikte sinirsel iletimde görev yapan şeyler. Biz sinir hücrelerini göreceğiz. Orada artı eksi yükler birbiri içinde hareket edecek. Sinir hücrelerinin madde taşıyabilmesi için de sodyum ve potasyum iyonları görev yapacak. Potasyum muz, süt ve süt ürünlerinde çok fazla derecede bulunuyor. Sodyum sofra tuzu, zaten az önce sofra tuzuna ne demiştik? NaCl demiştik. Maden suyu, kuru yemiş, balık, havuç gibi şeylerde çok fazla miktarda bulunuyor. Yine sodyum ve klor, NaCl, hani sodyum klorür tuz diye, sofra tuzunda klor da bulunuyor. Maden suyu, domates, zeytin gibi maddelerin yapısında bulunuyor. Magnezyum enzimlerin yapısına katılacak. Kuru yemiş, ıspanak, kara lahana gibi besinlerde çok fazla derecede var. Demiri neyle gösteriyorduk? F ile. Bulmacalarda bile çıkıyor. Demir eksikliğinde hangi hastalık meydana geliyordu? Anemi, yani kansızlık. Kanımda oksijen ve karbondioksit taşıyan molekülün sentezlenememesi, sıkıntı yaşanması demir eksikliğinde meydana geliyor. İyot dediğimiz zaman ise ığla gösterdik. Bu deniz ürünlerinde, süt ve süt ürünlerinde bol miktarda var. Böyle markete gittiğimizde de üstünde yazıyor iyotlu tuz. İyotlu tuz yazmasının sebebi vücudumuza devamlı olarak iyot almak zorundayız.
Böyle Türkiye'de de çok fazla görünüyor. Belki kolu komşuda da vardır. İnsanların boğazında bir hastalık oluyor. Boğaz kısımları şişiyor. Guatr dediğimiz hastalık meydana geliyor. İşte iç guatr var, dış guatr var, basit guatr var. İyot eksikliğinde guatr hastalığı meydana gelebiliyor. Flor, çay, tavuk ve balıkta bulunuyor. Kükürt, et, yumurta, havuç, soğan, hurma, çinko, buğday, kuru yemiş, yumurta ve balık gibi maddelerde bol miktarda bulunuyor. Bunları yeterli ve dengeli bir şekilde vücudumuza almak durumundayız gençler. Böylelikle videomuzu bitiriyoruz. Ödüllü sorumuzu çözüyorsunuz. Yorumlarınızı bekliyoruz.